Efendim, hoş geldiniz yaylamıza. Hoş bulduk. Tuncay Bey, şu an şu yaşananları kısa bir anlatabilir misiniz bize? Şimdi Karadeniz'in kültürü, geleneksel otçumuza indiriyoruz şu anda. Sesim biraz kısıldı, kusura bakmayın. Önemli. Yaylada hem soğuk vardı, bugün güneşli havamız. Otçuyu sahnemize indireceğiz. Bu kadar. Geleneksel otçuyu indirme derler buna. Karadeniz, yani Trabzon'u yöresel bir şey bu. Kemençeler ön tarafta, horon oynanır arka tarafta. Hep birlikte sahneye doğru iniyoruz. Sahneye buna otçu deniyor. Buna otçu deniyor sevgili dostlar. Evet. Neden otçu adı verilmiş, doğru? Şimdi eskiden teyzelerimiz memlekette sırtına otunu alan, yanında işte çoluk çocuğu, her evde de bir kemençeci var. Aşağı inerken önde bir de kemençe çalmış. Otçu geliyor, otçu demiyor. Otçu gelir derken böyle otçu kalmış. Bunun adı otçu kalmış, değil mi? Evet. Böylelikle otçunun ne olduğunu anlamış olduk dostlar. Şimdi otçuları aşağı doğru indireceğiz. Hep beraber göreceğiz neler oluyor, neler bitiyor. Artık sahneye geçeceğiz. Akşama kadar durmak yok horona. Horon, durmak yok değil mi? Çok teşekkürler. Sağ ol. Harfiyatçıyım, asıl Trabzonluyum, doğup büyüme Sakarya Erenlerliyim. Sadece yayla Karadeniz'de yok. Sakarya'nın her tarafında yayla. Yeter ki yaylaya gitmek isteyin. Yaylayı yaşamak lazım değil mi? Evet, aynı bu şekilde. Evet, evet. Bundan daha güzel yaşanmaz herhalde. Evet, evet. Karademlik, benim tek aşkım nargilem. Daha ne olsun ya? Bir insan haftada 6 gün çalışıyorsa bir günde beyefendi olmalı. Bunun üstüne laf söylemek yok artık bence. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Selamım da sana. Teşekkür ediyoruz. Ben de buralıyım. Akyazılıyım. Tabii aslen Karadenizliyiz. Tabii Karadeniz şenliklerinin yerinde yaşamak lazım. Her şey 10 numara 5 yıldız. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Thank you.
Evet sevgili dostlar, şu anda Çiğdem Yaylası Şenliği'ni düzenleyen Genç Karadenizler Derneği Başkanı ile beraberiz. Ahmet Bey ile beraberiz, Ahmetler. Kendisine bugünle alakalı, önümüzdeki hafta Çiğdem Yaylası Şenliği ile alakalı bilgiler alacağız. Ahmet Bey hoş geldiniz. Sağ olun, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizim de şenliğimiz bir dahaki hafta 5-6-7 Temmuz. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Geçen sene de zaten söylemiştik, yani canlı yayınımız vardı. Bu sene de aynı olduğu gibi gene 5-6-7 Temmuz yapacağız. Tüm halkımızı buradan bekliyoruz, davet ediyoruz. İnşallah Sakaryalıları bekliyoruz sevgili dostlar. İnşallah. Katılımlar nasıl? Nasıl buldunuz mesela? Davlumbaz Yaylası'ndayız. Geçen sene bir sonraki sizin de herhalde değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bizim zaten şöyle, Çiğdem Yaylası her zaman biraz daha farklı olur. Değil mi? Kalabalık oluyor bizim. Geçen sene 10 bin kişiye yakın pazar günümüz vardı. Şahane, ben de şahit oldum. Gördünüz zaten. Kalabalık, bizim orası güzel oluyor. Hem biraz daha yakın buradan. Biz eski yayla olduğu, burası da eski ama bilmiyorum, bizim orası biraz daha farklı oluyor. Çiğdem alan Yaylası da çok büyük. Alanımız da güzel. Biz de organizasyonumuzu falan hepsini bitirdik. Yarın bir eksiklerimiz var, onları da tamamlayacağız. Ondan sonra şenliğimize hazır. Herkes geri bekleriz. Katılımlara hazırız değil mi? Evet aynen öyle. Siz de geleceksiniz zaten. Tabii tabii. Biz de Sakarya TV ve Sakarya Aşk'tır olarak Çiğdem evet. Yaylası şenliğinde olacağız. Yine Davlumbaz Yaylası'nda olduğumuz gibi. Tüm Sakaryalıları, yayla sevdalılarını bu organizasyona gelmelerini bekliyoruz sevgili dostlar. Sakarya'mıza destek olmak için bu şenliklere katılmamız lazım. Doğru mu söylüyorum? Aynen öyle, doğru söylüyorsun. Çünkü bunlar şeysiz olmaz, katkısız olmaz. Katkı olacak ki biz de bunu milletimize sunacağız. Her yıl aynısını daha güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz biz de. Her sene üstüne koyarak geliyoruz. Aynen aynen öyle. Çok bu işler zor işler, meşakkatli işler. Sponsorsuz, işte insansız bu işler olmuyor. Kesinlikle. Destek de lazım. Destek de lazım. Beklediğimiz destekleri bulamıyoruz ama dernek başkanları gerçekten samimiyetle söylüyorum, bu işi hakkıyla yapmaya çalışıyorlar. Hiçbir yerden destek almadan, kendi imkanlarıyla, kendi insanlarıyla organize ediyorlar. Bunları zaten yayınladığımız zaman siz de göreceksiniz sevgili dostlar. Çok teşekkür ediyorum Ahmet Bey. Sağ ol, biz de teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Akgezi Muhtarlar Dernek Başkanı Bekir Durmuş. Tabii ki aynı zamanda Dokurcun Davlumbaz Yaylası da yöremiz olarak bizim yaylamız. Onun için burada misafirlerimizle 1800-2000'li rakımlı tepede 3 gündür yayla yapıyoruz. Tüm gelen misafirlerimizden, dostlarımızdan Allah razı olsun. Gördüğünüz gibi her yöreden, Türkiye'nin her ilinden misafirlerimiz var. Yaylamız çok doğal, güzel, ucu bucu yok. Yeşilliği, kekik kokusu, her şeyi 10 numara. Tabii böyle bir yerde 2-3 gün tatil yapmak, biz de yöre insanı olarak zaten çok fazla denizmiş, işte yazlık tatilmiş, bizim için tatil yayla. Onun için bu şenliklerimiz de her hafta Temmuz ayında her hafta bir yaylamız olur. Acella, Çiğdem, Dikmen, Davlumbaz, Susuz Yaylası gibi. Bu haftada işte Davlumbaz Yaylası'nı gerçekleştiriyoruz gördüğünüz gibi. Ve bunu gerçekleştirmekten, bu örf adeti geleneği yaşatmaktan dolayı da çok mutluyuz, onurluyuz, gururluyuz. Bizler İnşallah el elebette dünya döndükçe de bu şekilde bu yayla etkinliklerini devam edeceğiz. Biz de muhtarlar olarak ne gerekiyorsa yönetime, buradaki halka bütün işlerinde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Üstümüze düşen her şeyi kolluk kuvvetlerimiz, belediye başkanımız, ilçe kaymakamımız hep birlikte organize olup ilçemizin herhangi bir yaylası, o olmuş bu olmuş önemli değil,
kazasız belasız en güzel bir şekilde vatandaşımızın huzurlu bir ortamda eğlenebilmesini, tatilini yapabilmesini, çadır işte gece sabah çisesini burada kahvaltısını yapabilmesi için vatandaşımız için ne gerekiyorsa imkanları seferber ediyoruz tabii, değil mi? Tabii yani tamamlamaya çalışıyoruz ve bunun için de mutluyuz. İnşallah böyle de devam edecek. İnşallah. En büyük temennimiz şudur. Tabii ki hiçbir vatandaşımızın burnu kanamadan, kaza bela olmadan geldikleri gibi mutlu bir şekilde geri dönmelerini sağlamak. İnşallah bu zamana kadar böyle bir şeyle de karşılaşmadık. Bundan sonra da karşılaşmayız. İnşallah bizim de tek temennimiz bu. Çünkü yayla şenlikleri şenliktir. Evet. Kesinlikle aksi bir durum olmasını kimse istemez. Bizler de istemeyiz. İnşallah bundan sonra tabii, daha güzel olacaktır. Tabii sizlerin de bu yaylaya teveccüh etmenizden, misafir olmanızdan dolayı da çok mutlu olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler teşekkür ederiz. Başta sizlere ve tüm ekibinize. İnşallah her zaman da bekliyoruz. İnşallah. Biz de yayla şenliklerine katılımlarımız devam edecek. Sakarya Açtır ve Sakarya TV olarak. Çok teşekkür ederiz efendim. Biz çok teşekkür ediyoruz. İyi çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Başarılı. Evet sevgili dostlar, yanımda değerli misafirlerimiz var. Önce onları bir tanıyalım. Siz bir tanıyabilir misiniz? Muhammed Armağan. Muhammed Armağan. Buralıyım, Dokurcunluyum, yerlisiyim. Osman Ayvaz, Dokurcun. Buralıyız yani. Buralısınız. Buralıyız, buralıyız. Bu şapka neyin nesi abi? Onu şapka hani Kemal Sunal'ın filminde vardı ya, Lengelep Otel diye. Evet. Lengelep Otel. Yani bir özelliği yok mu sizin için burada? Ya bir özelliği işte güneşten korunmak için. Öyle adı işte de. Yayla şenlikleri nasıl buluyorsunuz? Önce onu bir anlatalım. Bizim yayla şenliklerimiz güzel. Yani buralı yani. Olarak. Buralı olarak abi bizim yaylamız bizi, büyük, bizi, geniş. Buralı olarak, buralı biri olarak bizi izleyenlere burayı bir anlatabilir miyiz? Burası, burası nasıl anlatayım? Bizim burası hani bizim hani kıymetini bilen biz Marmara bölgesinin en iyi bölgesinde yaşıyoruz. Değil mi? Yaylamız bol, suyumuz güzel. Havamız güzel. Havamız güzel. İnsanı güzel. Tabii, insanı güzel, güzel, insana yakın. Dikmen yaylası bir buraya iki gelir. Öyle mi? Buraya bir gelir, buraya iki gelir. Fark etmezler yani. Orada yaylası ufak ama mesela. Bunlar. Aynı mesela haftaya da dikmen yaylası var. Haftaya. Bir haftaya. Haftaya gelir de bak. Ha. Çiğdem yaylası şenliğimiz. Ha, ondan sonra Çiğdem yaylası var ama büyük olarak bizim yaylamız büyük. Bu kadar sahipleniyoruz. Bizim yaylamız büyük. Tabii. Hadi peki, giderseniz görürsünüz mesela. Gideceğiz inşallah. Haftaya ama, Çiğdem yaylası şenliğindeyiz. Ama insana yakın olarak desen hiç ayrım yok. Ayrım yok. Hep, hepsi bir. Hepsi aynı. Hepsi aynı. Yok. Yani. Aynı. Aynısı da. Onlar buraya gelir, biz oraya gideriz. Zaten bunu da sahnede görüyoruz. Ayrım yok, tabii. Ayrım yok. Önemli olan da bu zaten. Tabii, birlik, önemli, tabii, önemli. Birlik, beraberlik. Zaten bu yayla, bu şenlik zaten birlik, beraberlik, dayanışma mesela. Değil mi? Tabii, önemli olan. Mesela arkadaşları mesela tanımak, görmek. Mesela senin mesela benim arkadaşımsın değil mi? Sen arkadaşını getireyim mesela tanışmak için, şey yapmak için. Bu yayla şenlikleri onun için mesela, onun için. Bunda senede mesela bir araya gelmek, görüşmek, yiyip içmek. Bunları da hakkıyla yapıyoruz değil mi? Sakarya şenlikleri olarak. Evet. Hakkıyla yapıyoruz. Aynen. Sonsuza kadar da sürdüreceğiz inşallah. Aynen. İnşallah canımız sağ olsa. Nesiller de sürdürecek. Tabii. Canımız sağ olsa sürecek. İnşallah. Peki çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ ol. Sağ ol. Ben de teşekkür ederim. Başkanım buyur. 2 dakika dedin ama 5 dakika konuştunuz başkanım, evet. Çok değerli organizasyon komitesi, Muhtarlar Derneği Başkanımız, Komutanımız, değerli muhtarlarımız, Başkan Yardımcımız, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Tabii bu güzellikleri bize bahşeden Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Dolayısıyla bu güzellikleri gelecek nesillere aktarmak konusunda da bizim belediye olarak da hepimiz vatandaşlarımız olarak da görevlerimiz olduğunu hatırlatmak istiyorum buradan. Dolayısıyla Rabbim bu birlik beraberliğimizi, güzelliğimizi inşallah gelecek nesillere de aktarmayı hepimize nasip eylesin diyorum. Hepinize iyi eğlenceler, hayırlı günler diliyorum. Evet başkanımı bırakmıyoruz. Dernekte bana bir söz verdi. Buraya bir güzel bir su deposu yapacak. O sadece malzemeyi verecek. Biz yaparız. Söz mü başkanım? Söz. Başkanım bir de bak. Yaşlı annelerimiz, bacılarımız burada yerde oturuyor. Şuraya kurbalık olarak bir protokol. Bak komutanlarımız arkada oturuyorlar. Siz geldiniz arkada oturuyorsunuz. Burada horon hem seyretmektense bu halk sizi orada otururken görse daha iyi olmaz mı? Seni
bir protokol kurup bir daha gittiniz, bize 3 günlük lazım. Bunu da sözünü alabilir. Tahtadan yapılıyor bu zaten. Şöyle söyleyeyim, malzeme konusunda o zaman da söyledim. Bizde olan her şey konusunda yardımcı olacağız. Siz işçiliklerini falan siz kendiniz yapın. Ne gerekiyorsa belediye imkanlarıyla biz her türlü yanınızda olduğunuzu söylüyoruz. Bütün yaylalarımız için de aynı şey geçerli. Evet, ayağının tozuyla başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizim isteğimiz fazla olmuyor işte, bunlar oluyor. Yol su zaten onu yapıyor. Çok güzel yapmış gerçekten. Yollarımız güzeldi değil mi? Bu sene güzeldi. Evet. Başkanım size evet vereyim. Evet. Değerli Davulunbaz yayla sakinleri, değerli belediye başkanım, başkan yardımcılarım, acelle yayla dernek başkanım, muhtar arkadaşlarım, çok değerli Dokurcun jandarma komutanım, 3 gündür buranın güvenliğini sağlıyor, sağ olsun var olsunlar. Ben de Akyazı Muhtarlar Dernek Başkanı olarak Akyazı'da bulunan 73 mahalle muhtar arkadaşımın adına hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yaylanız şen olsun, muhabbetiniz bol olsun, her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun dostlarım. Evet başkanım, teşekkür ediyorum. Kaç senedir komutanımız en eskilerden bu kaldı. Çünkü senelerdir kahrımızı çekiyor. Kendisine teşekkür ediyorum. İlerleyen saatlerde ekibiyle Horan'a da girecek. Çünkü sizler söylemiştiniz ya, bizim komutanlarımız hiç her yaylalarda komutanlar da hepimizi gidemiyor Horan'da. 5 dakikada olsan kırmayacaklar, söz verdi. Söz değil mi komutanım? Tamam. Size alkış, kocaman bir alkış. Yerlerini alıyorum. Başkanım sonsuz teşekkür ediyorum sana. Ayaklarına sağlık. Ama seneye bir daha bekliyoruz dernemizi aşağı. Gelin ziyaret edin bizi. Evet sevgili dostlar, Akyazı Belediye Başkanımızla beraberiz. Onu da şenlikle alakalı düşüncelerini alacağız. Başkanım, şenliklerle alakalı düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Tabii bu şenlikler artık kültürümüze yerleşti. Sakarya'da da Davulunbaz Yaylası'nın var, Haftaya Çiğdem Yaylası'nın var, daha sonra Acele Yaylası'nın var. Bu insanlarımızın bir araya geldiği, birlik beraberlik içerisinde tanışmanın, kaynaşmanın olduğu, zirve yaptığı hatta programlar. Biz de izliyoruz, destek oluyoruz. Elimizden geldiği kadar katılıyoruz. Vatandaşlarımızın sevincini birlikte paylaşıyoruz biz de buralarda. Peki şenliklerimizi nasıl buluyorsunuz diye? Onu da düşüncelerinizi alalım. Güzel. Sizi de tebrik ediyorum, teşekkür ederim bunu duyurduğunuz için, sağ olun. Sizler teşekkür ederiz efendim. Dediğim gibi sahnede de demin de söyledim. Bu güzellikleri bizlere bahşeden Rabbimize şükürler olsun. Bizim hem belediye olarak hem vatandaşlarımız olarak bütün bu güzellikleri gelecek nesillere de taşımak, aktarmak gibi bir görevimiz, vazifemiz de var. İnşallah bu duyarlılığı biz belediye olarak, vatandaşlarımız da kendileri olarak gösterirler. Gelecek nesillerimiz de bu güzelliklerden faydalanırlar inşallah. Bir belediye başkanı olarak da böyle şenliklere gelip halkın içinde olmanız da ayrıca gerçekten güzel. İnşallah diğer belediye başkanlarımıza da örnek olur bu davranışınız. Çünkü Sakarya'mıza yapılan yayla şenlikleri biraz geri planda kalıyor. Sizlerin de bu şekilde şenliklerde bulunmanız bence bir adım daha öne götürecek diye düşünüyorum. Ben de bu vesileyle teşekkür ediyorum size gerçekten. İnşallah haftaya Çiğdem Yaylası şenliğinde de görüşürüz. Oraya geliriz diyorum. İnşallah. Söylemek istediğiniz başka bir şey var mı başkanım? Yok. Demin sizin söylediğinizi destekler mahiyette olsun diye söylüyorum. Zaten Cumhurbaşkanımızın da tavsiyesi bu. Biz halkın hizmetkarıyız yani. Biz halka tepeden kesinlikle bakacak şeyler, konumlarda bulunmamamız lazım. Dolayısıyla halkımızın içinde olmak, bütün üzüntülerini, sevinçlerini paylaşmak zaten bizim asli görevimiz. Dolayısıyla biz de onu yapıyoruz. Onu yapmaya devam edeceğiz. Şahane. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Evet sevgili dostlar, Davulunbaz Yaylası şenliğindeyiz. Eğlenceye devam ediyoruz. Yanımda Dokurcun Davulunbaz Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı'yla beraberiz. Osman Bey'le beraberiz. O kadar çok kişiyle konuştuk ki artık isimleri şaşırıyoruz. Kendisi bu derneğin başkanı. Yayla şenliğimiz nasıl gidiyor? Önce böyle bir başlayalım. Yayla şenliğimiz
İyi gidiyor. Şu zamana, bu zamana kadar iyi gitti yani. Şöyle iyi gitti. Herhangi bir kaza, hiçbir kaza bela olmadı. Herhangi bir aksilik, kavga, dövüş, bunun gibi şeyler olmadı. Herkes güzel eğlendi. Yukarıdan aşağı otçuyu gördüğünüz otçuyu da indirdik. Evet. Tabii buraya gelene kadar olan kısmı var bir de. Bu şenliği bu dura buraya gelene kadar. Burada da yönetim arkadaşlarla beraber, yönetimdeki arkadaşlarla birlikte buraya gelene kadar biz 15 gün önceden başlıyoruz çalışmaya tabii. Bu 15 günde bu hale geliyor bu yayla. Değil mi? Tabii. Aslında buradan görmeyen kısmı evet, var değil mi? Tabii yollarıydı. İşte bu sahnenin hazırlanmasıydı. Direklerin lambalarıydı. Elektrik şeydi yani. Bütün her tarafa elektrik verebilmek için. Uyudu, hatta eksiklerimiz de var. İnşallah önümüzdeki seneye onları da tamamlayacak. İşte lavabolarıydı. Bunları yapmak da bir 15 gün zamanımızı alıyor. Aslında belediye başkanımız da gelmiş. Ben onu da kararlı gördüm. Bence bundan sonrası daha güzel olacak gibi geliyor. Önümüzdeki şenliklerde daha iyi şeyler olacak gibi gözüküyor. İnşallah. Ben de kararlı gördüm belediye başkanımızı. Ben de söz aldım kendisinden. Daha önce burada oturmuştuk. İnşallah ben de belediye başkanımızı kararlı gördüm yani. Yardımcı olacak herhalde. Onların katılımı da zaten çok çok önemli evet. Böyle şenliklere. Geçen sene görmemiştik biz. Geçen sene de buradaydık. Ama bu sene gördük. Zaten röportaj da yaptık. Bunları sizler de göreceksiniz. Kararlı gördük. İnşallah şenliklerimize faydaları olacak gibi gözüküyor. İnşallah. O de, zaten sözünü verdi. Dedi işçilik sizden malzeme olarak, belediye olarak ne gerekiyorsa yapacağım dedi belediye başkanı. Biz de kendisine güveniyoruz. Tabii. Zaten böyle olması da yeterli evet. Bence değil mi? Evet. Önemli evet. Olan evet, bu evet. Zaten. Bundan öncesi evet. Yoktu. Evet. Ama burada bunu gördük. İnşallah daha da güzel olacak. Şimdi bundan öncekisi yoktu derken bundan önce de yine belediye başkanı. Hani buraya belki teşrif etmemiştir ama belediye yine desteklerini bundan önceki belediye başkanımız da desteklerini. Yolla alakalı olsun. Yolla, suyla alakalı böyle sosyal faaliyetle alakalı bütün destekleri verdi. Ama yani. Halkın içinde olmak, ha, sadece buraya, şenliğin içinde olmak, kendisini göstermek daha bir faktör. Daha iyi olurdu. Yardımcı geliyordu. Mehmet Çakmak abi geliyordu. Yardımcısı. Ama başkanımız da aramızda görmek isterdik öncekinden. Bu geldi sağ olsun. Bizi kırmadı. Bence İnşallah her şeyden sonra... önemlisi bu. Onun burada olması evet. Demek yanınızdayım demek evet, anlamına evet, geliyor. Evet. Şahsen benim fikrim bu yönde. İnşallah gelecek nesillerde bu kültürlere, bu gelenekleri ileriye taşıyacaktır diye düşünüyorum. Zaten çoğu arkadaş da burada genç. Onların evet. Da hevesini, heyecanını görüyoruz burada. Sizler de bu yükü omuzlarınıza almışsınız. Geçen sene de buradaydık. Ondan önceki sene de devam ettiriyordunuz. İnşallah güzel bir şekilde kazasız belasız eğlencenin zirve olduğu bu Sakarya'mızın yayla şenliklerini güzel bir şekilde devam ettireceğiz dostlar. Son söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? İnşallah. Son söylemek istediğim bütün hem sponsorlarımız hem yönetim hem sponsorlarımız hem de buraya gelen bütün halka teşekkür ediyorum. Bu halk olmasa sponsorlar olmasa yanımda yönetimler olmasa bu yayla da olmaz yani. Hep birlikte oluyor bu yayla. Hatta sizin de katkılarınızla birlikte oluyor yani. Hep birlikte yapıyoruz yani. Birlik şimdi. Ve beraberlik evet. Dayanışma içinde Sakarya'mızın yayla şenliklerini devam ettirmek ümidiyle dostlar. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi. Görüşmek üzere. Sevgili dostlar, Davulunbaz yayla şenliğinde eğlence devam ediyor. Yanımda daha öncelerde dernek başkanlığı yapmış Bekir Bey'le beraberiz. Önce Bekir Bey'i bir tanıyalım. Ben Bekir Açıkdeniz. Aşağı yukarı 20-25 senedir burada yönetimdeyim. Arkadaşlarımızla beraber bu şeylerimizi sürdürmekteyiz. İyiyiz de memnunuz da herkesten de Allah razı olsun. Eşimizden, dostumuzdan, gençlerimizden. İyiyiz yani. Katılımlar nasıl? Şenliğimizi, bu seneki şenliğimiz nasıl gidiyor? Çok nasıl güzel, buldunuz? Çok güzel. Kazasız, belasız gittiği müddet her zaman iyidir yani. Birlik şükür. Beraberliği birlik beraberliği. Tabii çok güzel. Eşdeğer olmasa bu olmaz. Bizler olmayız. Çok güzel oluyor yani şenliklerimiz güzel. Arkadaşlarımız, dernek başkanlarımız, ben yönetimde yardımcıyım şu an. Ama iyi arkadaşlarımızla memnunuz yani. Daha önce dernek başkanlığı yaptınız ama bırakmanıza rağmen hala tabii devam ediyor, desteğimiz devam ediyor tabii. Devam da edecek yani Allah'ın izniyle. İnşallah. Tabii arkadaşlarımız hepsi bak muhasebecimiz Güngör Bey arkadaşlarımız hepimiz. Onları da tanıyalım. Tabii, ben şöyle geçeyim. Çok teşekkür buyurun. Ediyorum. İnşallah. Siz de tanıyalım kardeşim. Kerim Açıkdilli. İki senedir derneğimize hizmetimiz var. Yönetimdeyim iki senedir. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonra da yapacağız. Evet. Yani yaylamızı güzel bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. Bundan sonra da en iyi bundan şekilde sonra, devam tabii, edecek tabii en iyi şekilde devam edecek. Elimizden geldiği kadar yani destek olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Siz de tanıyalım. Ben Gökhan Açıkdeniz. Ben de 3-4 senedir bu yönetimdeyim. Burada kavga, dövüş, kaza, bela,
her insana yardımcı oluyoruz. İşte ihtiyaçlarını, her türlü ihtiyaçlarını görüyoruz. Bu dernek Karadeniz'de şeyini, yöresini yürütmeye çalışıyoruz yani. Yaşatmaya çalışıyoruz, evet. Değil mi? Evet, yani bu dedi Bekir abinin dediği gibi 25 senedir sürüyor yani. Ben çocukluğumdan beri biliyorum. Bunu bu şekilde kaza bela atlatmadan yani insanlara eğlendiriyoruz burada. Şahane. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Evet Tuncay kardeşim. Ben Tuncay'ı görmedik. Davul Mazayel'de şenliklerini 7-8'den beri yönetimdeyim. Ama çocukluğumdan beri kendim bildiğim bileyle Davul Maz'da uğraşıyorum. Millet geliyor buraya, halkımızı en iyi şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Ama ağırlayabildiğimiz kadar ağırlayabiliyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yeter ki Karadeniz yöresi yani değerlerimizi korumaya çalışıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz yönetimle birlikte, başkanlarımızla birlikte. Ziyaretçilerimiz de bayağı var Allah'a şükür. Katılım gayet iyi. Katılım iyi. Burası da serin, güzel. Horon'un tepesi artık. Gayet serin abi. Evet. O iliklerimize kadar. Üşüyoruz hani. Aynen öyle. Kusura bakmayın sesim biraz kısık. Abi, bu emekten böyle oluyor. Çok çalışmaktan böyle oluyor. Başka bir şey değil. Arkadaşlar hep birlikte çok çalışıyoruz. Yeter ki burada insanlar 3 gün boyunca rahat etsinler. Suyunu, yolunu rahat etsinler. Yani tek derdimiz bu. Bizim de tek derdimiz yani, bu. Evet. Ben hepinize verdiğiniz destekten dolayı, emekten dolayı gerçekten bir Sakarya aşığı olarak çok teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki yayla şenliklerinde de beraber olacağız. Güzel şenliklerde bir araya geleceğiz diyorum. Biz de size teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadınız. Evet. Bırakmamaya da devam edeceğiz inşallah. Haftaya Çiğdem Yaylası şenliği var. Ondan sonra yine Dikmen Yaylası şenliği var. Acele Yaylası şenliği var. Elimizden geldiğince biz de orada olmaya çalışacağız sizlerle beraber, siz değerli dostlarla beraber. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İnşallah görüşmek haftaya üzere. Görüşmek üzere. İnşallah. We'll be right back.
Çeviri ve Altyazı M.K.
boşal diyor. Oran güzel görünsün beni. Hadi bakayım. Tuncay, Mete, Osman Gözdağ. Sahnenin arkasına gel. Yes.